Pırasalarımı doğradım. Kavuruyorum plaska için. Burada da mısır unu. Bu da eskilerden bir tarif. Zerrinciğim verdi tarifini, sağ olsun. Nenesi yaparmış zerrinciğimin de. Mısır unu malzemesi. Pırasa. Bir kabartma tozu. Tuz. Az pul biber de karabiber. Pırasasını lezzetlendirmek için katacağım. Hamurumda da mısır unuma kabartma tozu, su. Başka bir şey yok. Evet, 3 bardak su koydum plaska için. Tuzunu veriyorum. Şöyle yarım kaşık. Ve mısır ununu veriyorum. Kabartma tozumu da döküyorum. Ve karıştırıyorum. Ilık su, kabartma tozu, mısır unu. Kekten az bir koyu kıvamda olacak. Fazla da koyu olmayacak. Evet, bu kadar yeterli. Eski tarifler her zaman lezzetli oluyor. Bu da eskilerden bir tarif. Kek hamurunun bir tık daha koyusu. Böyle karıştırıyorum. Ve burada tepsim. Tepsimi yağladım. Hamurumu alıyorum. Tepsimin yanına geliyorum. Ufak tepsiye yapıyorum. Öyle karıştırıp dökeceğim. Fazla koyu olmayacak. Yarısını altına, yarısını da üstüne dökeceğim. Pırasayı da ara katına dökeceğim. Şöyle yaydırıyorum. Pırasasını alıp geliyorum. Pırasamı aldım ve üstüne koyuyorum. Pırasamı koydum. Kalan hamurumu da üzerine koyuyorum.
Evet, plaska oldu. Harika da oldu. İnşallah pişmesi de güzel olur. Fırınıma veriyorum. Fırınıma verdim. 180 derece, 175-180 derece. 30 dakikaya ayarladım. Pişmese daha da ayarlarım. Yakmamak için 30 dakika şimdilik yeterli. Plaskan tam kızaracağı zaman şöyle son dakikalarında biraz üzerine yağ gezdirdim. Daha da lezzetlensin. Pişmeye devam. Şöyle kontrol edelim. Plaskan gayet güzel nar gibi kızarıyor. Plaskamız pişti. Gördüğünüz gibi harika oldu. Mis gibi pırasalı plaska. Pırasalı plaska. Eskilerden tariflere devam. Bunun tarifini de Zerinciğim verdi. Onu da nenesi yaparmış yani. Eski bir tarif. Pırasalı plaskam oldu. Şöyle kestim. Sizlere içini de göstermem gerekiyor. Harika. Süper de lezzetli. Yanına da çorba yaptım. Ispanak kökünden şahane bir menü oldu. Nenelerimizden gelen tarifler. Süper lezzetli. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.